Merhabalar herkese, ben Merve. Bugün size punch nakışı nasıl yapılır onunla ilgili bir video paylaşmak istiyorum. Aslında beni Instagram'dan takip etmiyorsanız lütfen takip alın. Çünkü orada paylaşıyorum yaptıklarımı. Ve sizin de çok hoşunuza gittiğini ve bana güzel yorumlar yazdığınızı gördüğüm için bununla alakalı video paylaşmak istedim. Punch nakışı aslında normal iğneyle yapılan nakıştan çok daha kolay. Fakat normal iğneyle çok daha detaylı işler yapabiliyorsunuz. Yani ikisinin verdiği etki biraz daha farklı. Öyle söyleyebilirim. Fakat ben iğneyle dediğim gibi punch nakışı etkisi vermeye çalışıyordum. Şimdi daha kolay bir yöntemi sizinle paylaşacağım için kot ceketlerinizi süsleyebilirsiniz. Kendinize çantalar yapabilirsiniz. Yastıklar yapabilirsiniz. Aklınıza gelebilecek bir sürü şey yapabilirsiniz. Hatta sevdiğiniz şeylerin böyle kenarlarına küçük küçük figürler ekleyebilirsiniz. Aslında yurt dışında kullanılan punch iğnesinden almak istiyordum ben. Fakat Türkiye'de ben hiç ahşabını bulamadım. Ben hobi malzemeleri satan bir yerden satın aldım. Ama siz de isterseniz internete falan yazdığınızda da çıkıyor ya da yakınınızdaki hem hobi marketlere bakabilirsiniz hem de tuhafiyelere, işte böyle büyük kırtasiyelere falan bakarsanız belki bulabilirsiniz. Bir tane Japon markası var, şimdi adı gerçekten aklıma gelmiyor. Böyle çok küçük nakış iğneleri var. Ahşap ve çok dayanıklı. Onların da fiyatı çok pahalıydı. O yüzden almaya hala istiyorum aslında. Tam olarak almaktan vazgeçmiş değilim ama. O zaman hadi gelin seyretmeye geçelim. Ben tek tarafı parlak, tek tarafı mat bir kumaş tercih ediyorum ve bir kasnağa ihtiyacımız var. Ben böyle küçük ahşap bir kasnak almıştım. Plastik olan modeller de var. Benim gibi ahşap da satın alabilirsiniz. Kumaşı gerdikten sonra kasnağı iyice sabitliyoruz. Tabii ki ben normal bir kumaş kullandığım için gözenekleri sıkı, o yüzden kullanırken biraz daha zor oluyor bu tarz kumaşlara nakış yapmak. Direkt nakış kumaşı da satın alabilirsiniz. Ve böyle iki tane renk nakış ipliği kullanacağım. Yapacağınız modele göre iplik seçiminizi gerçekleştirebilirsiniz. Böyle bir punch iğnesi aldım ben. 3 tane toplamda farklı ucu var. Bu farklı uçlarda farklı kalınlıklardaki iplikleri kullanabilmeyi sağlıyor. Ucu böyle gördüğünüz gibi yaylı. Ben şu an ucunda takılı olanı kullanacağım. Çünkü daha önce değiştirmiştim. Orta boy kalınlıkta olan ucu kullanıyorum. İpliğimi iğneme geçirirken aslında çok kolay bir yöntem. Burada görmüş olduğunuz çelik ince bir tel var. Bu teli iğnenin ucundan yukarıya doğru geçiriyorum. Üst kısmından çıkması gerek. Kapağı takılı olduğu için çıkmıyor. Kapağını açıp takıyorum. Ve gördüğünüz gibi böyle uç kısmında bir açıklık oldu. İpliğimi bu açıklığın içinden geçiriyorum. Ve iğnenin uç kısmından çekerek çıkartıyorum. Gördüğünüz gibi iplik takıldı. Şimdi iğnenin kendi uç kısmında bir tane daha delik var. Küçük bir delik. O delikten tekrar geçiriyorum. Ve ipliğimi bunun içinden de geçiriyorum. Tekrar çektiğimde evet, çalışmaya hazır. Gördüğünüz gibi çok kolay. Şimdi başlayabiliriz çalışmaya. Ama öncesinde kasnağımızın üzerine çizim yapmamız gerekiyor. Benim bu kullandığım kalem ısıyla birlikte çıkabilen bir kalem. Daha önceki nakış videomda da bahsetmiştim bu kalemden. Kırtasiyelerde bulup satın alabilirsiniz. Silinebilir kalem olarak geçiyor. Üzerinde elinizle birlikte çalışırken de ısıyla beraber silinebiliyor. Saç kurutma makinesi ya da ütüyle beraber de silebilirsiniz. Çizim yaptığınız kısım kasnağın arka kısmı olduğu için zaten burası gözükmeyecek. O yüzden normal tükenmez kalemi falan da kullanabilirsiniz. İğnenin ucu kesik uçlu olduğu için kesik olan kısmı, açık olan kısmı üzerinde gideceğiniz yola doğru tutmanız gerekiyor. Bu şekilde de çok büyük açıklıklar yapmadan iğnenin hemen dibinden kumaşa batırıp çıkarmanız gerekiyor. Böylelikle kumaşın arka kısmında bir doku oluşturmuş olacaksınız. Dediğim gibi benim kumaşım birazcık sık dokulu bir kumaş olduğu için biraz zor gözüküyor ama bu şekilde oluyor. İğneyle beraber çizim yapar gibi yapmak istediğiniz yolun üzerinden tek çizgi halinde gidiyorsunuz. Önce dış hattını dolduruyorum. Sonra da içini dolduracağım. Eğer farklı renkler kullanacaksanız da iğnenize takarak kullanabilirsiniz tabii ki.
Ben burada hepsini aynı renkte yapacağım için aynı renk üzerinden dış hattını tamamlıyorum. Eğer ipliği çekerseniz yaptığınız iş sökülecektir. O yüzden ipliği çekmemeye çalışın. İç kısmı dolduruyorum. Gözlerin etrafını dolduruyorum burada. İyice her yerinde olduğuna emin olun. Arka kısmı böyle gözüküyor. Gayet hoş bence. Şimdi iğneme siyah iplik taktım ve neden iğneyle yaptığımı da açıklayayım. Çünkü çok küçük bir alan kaldı göz için ve normal panç iğnesiyle yapsaydım eğer gözükmeyecekti. Gözünün iç kısmını siyah iplik ve iğneyle beraber dolduruyorum. İki gözü ve ağzının etrafını da bu şekilde doldurduktan sonra diğer renge geçeceğim. Şimdi iğneme pembe iplik taktım ve dilini yapacağım. Toz pembe tonlarında bir iplik kullanıyorum burada. Aynı şekilde pembe iplikle birlikte kulaklarını da yapacağım. Kulaklarını yine panç iğnesiyle beraber yapacağım. Tüylü gibi bir efekt verebilmek için. Ve yine çizim yapar gibi çizginin etrafından panç iğnesiyle beraber kulaklarını çiziyorum. Köpeğin genel renginde kullandığım sıcak kahve tonlarını etrafından bir çizgi şeklinde geçiyorum. Yine iğne iplik kullanıyorum burada çünkü küçük ve detaylı bir alan olduğu için.
İnşallah bu videom sizin de hoşunuza gitmiştir. Lütfen videomu beğenin ve yorum bırakın bana. O zaman bir sonraki videoda görüşürüz. İstediğiniz video fikirlerini bana yorum olarak bırakın. Hadi hoşça kalın.